Merhaba arkadaşlar. Evet, sizi harika bir basın toplantısına getirdim. Size bir sürprizim var. Acayip güzel yerlere gideceğiz ve onun basın toplantısına geldik. Şimdi, daha önceki videolarda izlemişsinizdir. Özel olimpiyatlarla ilgili bir sürü video çektik. O harika çocukları size göstermiştim. Ve şimdi onların Berlin'deki olimpiyatları geldi. Olimpiyat zamanı geldi ve önümüzdeki hafta Berlin'e gidiyoruz. Ve sonrasında da biliyorsunuz benim Frankfurt Ironman'im var. Yani 20 gün oradayız. Lafı çok uzatmayayım arkadaşlar. Şimdi hemen basın toplantısına girelim ve oraları biraz göstereyim. Ve o canavarları, o kahramanları sizlerle tanıştırayım. Evet, şampiyonlar buradaymış. Ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Vallahi iyiyim hocam ya. Nasılsınız hocam? Siz nasılsınız? İyi, hazır mıyız? Hazırız. Silah gibi. Evet be, evet be. Filmi çekmiş el bombalı çek, orada patlayacağız. Orada ben de geliyorum bu arada size. Allah'ına kurban, sen gelirsen daha hızlı koşar. Her şeyi çekeceğim, her şeyi. Allah'ına kurban. Bravo, süpersiniz. İşte burada, yüzücülerimiz de burada. Nasıl keyifler? İyi. Burada var hocam. Ha, burada da yüzücümüz. Basketbol yani. Takımımız. Bu da biraz koşuyor işte. Biraz. Çok koşamıyorum. Süpersiniz. Hadi toplantı başlasın, sonra konuşuruz. Tamam hocam, görüşürük. Yazıyorum kader ellerimle. Asla bakmam geriye. Koşacaksan. Teşekkür ederim, çok sağ olun. Estağfurullah. Biz teşekkür ederiz. Vesile oldu. Bizim için de çok büyük gurur ve mutluluk verici bir şey oldu. Güzel bir işbirliğimiz oldu. Evet. İnşallah bundan sonra da devam artık eder. Biz devam edeceğiz. İnşallah. Çünkü önemli olan kalıcı olması. Kalıcı olması. Yani iş dünyasındaki gibi nasıl işler kalıcı olunca daha güzel olur. Kesinlikle. Öyle olur. Kesinlikle. Hem sponsorluk konularında sosyal sorumluluklar da öyle olmalı. Devam imkansızı istemeye. Gözümün önünde bir film şeridi, yolumsa çok uzun hayatla tek handikap zirveye oynarım. Kendini sorgula, yeterli sebepler her zaman geçerli, gerisi... Berlin 2023 Özel Olimpiyatlar Dünya Yaz Oyunları'nın basın toplantısında sizlerle bir arada olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Tüm tabuları yık sen bakma, inanırsan devrilir onlar. Gelecek tüm mutlu yarınlar, ama bugünüm hep sert oynar. Sana güç katacak biri varsa, tut elimden sakına bırakma. Yolumuzun... Herkesle, fakir ve zenginle, engelliyle hep empati kurdum. Empati kurduğum zaman da yapmak istediğim şeyleri çok daha fazla yapmak istedim. İşte Allah'a dua ettim, Allah da yardım etti. Toyota'nın temel felsefesine çok paralel bir iş bu. Toyota birkaç yıl önce şöyle bir şey dedi, biz artık sadece bir otomobil firması olmayacağız, bir mobilite firması olacağız ve herkese hak ettiği hareket özgürlüğünü sağlayacağız dedi. Çok iddialı bir laftı. Zorlarsa bin katar, yolumuzun sonu zafer. Gururludur alnımdaki ter, yakına gel ve bu sefer. Göbeğini erit düşüyor mu ha? Sağlam çalıştım. Vallahi erit düşüyor yani. Sağlam. Vallahi dombiliydi arkadaşlar, videolardan görmüşsünüzdür. Biraz ilerdi. Bayağı vermiş ya. Çalıştık. Süpersin, süpersin. Tanımız yani faydası oldu ya. Değil mi? Bayağı çalıştık. Nasıl gidiyor antrenmanlar? Çok iyi. Hazır mıyız? Her zaman. Vay süpersiz. 100 metreyi kaçta koşuyorsun? Sen kaç koşacaksın oradan? Ne, hangi branşlardasın? 100 metre. Atletizm 100 metre ama hiç derece tutmadım. Tutmadım. Ha, yok. Çok eğlencesi yok. Değil mi? Evet. Ben istiyorsan gelin. Aynen. Sen de yüzeceksin oradan. Yüzeceğim. Ay harikasın. Yaşıyor. Kız arkaya. Hocam hazır mıyız? Hazırız Berlin'e. Canavar değil mi? Canavar gibi ekip hazırız. Bir yıl önce seninle beraber röportajımızı yapmıştık. Hedef Berlin demiştik. Ve gidiyoruz. Gün geldi. Hazırız. Bomba gibiyiz. Valla arkadaşlar 10 gün orada harika şeyler yaşayacağız. İnşallah. Ülkemizi çok güzel şekilde temsil süpersin. Edeceğiz. Çocuklarımızı çok güzel geliştireceğiz. Harikasın. Süpersin. Görüşürüz. Teşekkür ediyorum. Kolay gelsin. Ve bu sefer durmak yok, hiç durmak yok. Başarmak, savaşmak. Ne var abi? Ne var abi? İyiyim, sağ ol. En sevdiğim kadraj. Bakın şu anda beni görüyorsunuz. Görünmüyoruz. Nasılsın abi? Nasıl keyifler? İyi, teşekkür ediyoruz. Sizin katkınızda daha da iyi keyifliyiz. Teşekkür ederim. Teşekkür ediyoruz biz de size. İnşallah madalyalarla döneceğiz. Biz de geliyoruz abi. Ben evet. De oradayım. İnşallah çok güzel şeyler beraber yapacağız. Kazanacağız o zaman. Süper. Ali Bey. Öncelikle teşekkür ederiz bu takıma olan katkılarınızdan dolayı.
Sizden şöyle bu oyunlarla ilgili ve Toyota'nın mobilite vizyonuyla ilgili kısa bir şeyler alabilir miyim? Hay hay. Toyota bundan birkaç sene önce bir deklarasyonla açısından böyle gerçekten önemli bir çıkış yaptı ve dedi ki biz artık Toyota olarak bundan sonra sadece bir otomobil firması değil bir mobilite firması olacağız dedi. Mobilite gerçekten çok derin bir kavram. Yani altında yatan şey hareket özgürlüğü. Yani herkesin hareket etmeye hakkı var ve herkesin hareket özgürlüğünü sağlayacak ürün ve hizmetlerin yaratılması gerekiyor fikri vardı altında. Sadece hani genel anlamda bizlerin değil ama mesela yaşlıların hareket özgürlüğünü sağlayacak, onlara destek olacak ürünler, hastaların hareketini sağlayacak, engelliler için yine birçok ürün geliştirmeye de başladı Toyota. Altında yatan temel felsefe oydu. Mobilsen özgürsün. Evet, o i̇şte, arkada bir belgesel vardı zaten. Evet, hatırlıyorsunuz. Bunun üzerine Toyota Global'de olimpiyatlar ve paralimpik oyunların ana sponsoru oldu. Biz de onun uzantısı olarak Türkiye'de aynı sponsorlukları devam ettiriyoruz. Bugün de TÖSET'le bu iş birliğine başladık. Biz de TÖSET'e çok teşekkür ediyoruz bize bu imkanı sağladıkları için. Gerçekten 40 yılı aşkın bir süredir hani böyle büyük çabalarla büyütmüşler, bugünlere getirmişler. Bir yol arkadaşlığı olduğumuz için de bunların sürdürülebilir ve kalıcı olmasını sağlamaya özen gösteriyoruz. Önümüzdeki Berlin Olimpiyat Oyunları'nda da sporcularımız yine bize madalyalarla geri döneceğini düşünüyorum. Onlara başarılar diliyorum. Aynen öyle. Ve bir önceki olimpiyatlarda çok güzel ürünler gelecekti. Şimdi o ne zaman çıkacak onlar? Şimdi bir önceki biliyorsunuz Covid zamanı denk gelen Tokyo Olimpiyatları'nda aslında Toyota iyi bir çıkış yapıp birçok farklı ürünü de kullanıma sunacaktı sporcuların ve katılımcıların kullanımına. Şimdi önümüzdeki yıl Paris Olimpiyatları var. Buna hazırlık yapılıyor. Orada tahmin ediyorum birbirinden değişik ürünlerin kullanıldığını, mobilite hizmet veren yeni ürünlerin kullanıldığını göreceğiz. Teşekkür ederiz efendim. Katkılarınızdan dolayı spora. Sağ olun. Burada da partner sporcularımız var. Kimse size bakmıyor değil mi burada? Yıldızlar burada. Bizi unuttular ya. Partner sporcular ne yapıyor? Anlatsana bize. Partner sporcular özel... Sen basketbolda partnersin. İkimiz de basketbolda partner sporcuyuz. Özel sporcularımızla beraber organizasyonun en başından beri beraber çalışıyoruz, kaynaşıyoruz. Zaten hepsi inanılmaz yakınız, Emre, Akıncan hepsiyle inanılmaz yakınız. Çok iyi bir ilişkimiz var. Onun dışında basketbolda da ne kadar iletişim kuruyorsak o kadar iletişim. Maç sırasında ne yapıyorsunuz siz? Maç sırasında olabildiğince onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biraz onları daha çok oyuna sokuyorsunuz. Tabii oyuna sokmaya çalışıyoruz. Gidip ben atayım yok yani. Tabii öyle bir şey maalesef. Ama sizin sayılarınız da sayılıyor mu? Tabii tabii her şey gayet normal basketbol kurallarında. Biz de atsak atabiliyoruz ama asıl olay biraz daha özel sporcuları bu işin içine dahil etmek. Onlarla bir takım olabilmek ve beraber çalışabilmek. Şöyle yapalım. Onların gelişimini en iyi siz görmüşsünüzdür. Kaç yani aydır çalışıyorsunuz. Nasıl oluyor? Nasıl, ya gelişimleri birbirimizi tanıdıkça, beraber idman yaptıkça seviyeleri çok fazla artıyor ve artmaya da devam ediyor. Ayrıca çok istekliler. Yani hem sportif anlamda hem de böyle bir hayata bağlanma anlamında değil tabii mi? Tabii iletişim anlamında da kendilerini geliştiriyorlar. Aynı zamanda basketbolda da geliştiriyorlar ki çabaları ve arzuları da inanılmaz. Çok çabalıyorlar. Emeğimizin de karşılığını alacağız. İnşallah inşallah. Size de teşekkür ederiz arkadaşlar desteklerinizden dolayı. Size de teşekkür ederim. Ben de size teşekkür ederim Fatih Bey. Evet, ekip harika vallahi. Berlin'de onlarla 10 gün harika zaman geçireceğiz arkadaşlar. İnşallah da harika madalyalarla gelecekler. Ki madalya da çok önemli değil. Onların orada olması ayrı bir güzellik. Çünkü olimpiyatlar, özel olimpiyatlar, orada olmak bile yeterli. Evet, şimdi gidelim, hazırlanalım yavaş yavaş. Oradan sonra ben Ironman'e gidiyorum arkadaşlar. Frankfurt'a gideceğim, Frankfurt'ta yarışacağım. Ve orada aslında bir sürü başka videolar da çekeceğim ben size. Yani antrenmanlarımı yapacağım ve Berlin sokaklarında, ne bileyim Frankfurt sokaklarında, oralarda bisiklete binip bisikleti koşacağız. Ve onları da ayrıca size göndereceğim. Yani çok işimiz var ama bugünlük bu kadar. Hadi bir sonraki videoda Berlin'de görüşürüz. Yolun uzun, dolu tuzak, bir zorlarsa bin katar. Yolumuzun sonu zafer, gururludur alnımdaki ter. Yakına gel ve bu sefer durmak yok, durmak yok. Hareket et ve bu sefer durmak yok, hiç durmak yok. Başarmak, savaşmak senin elinde. Hiç yılma, tek bir gün vazgeçme.
devrilmez ayak.